Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımızda Kur'an'daki önemli kelime ve kavramları açıklamaya devam ediyoruz. Bu sohbet, bu konunun 84. sohbeti olacak inşallah. Alfabetik olarak gittiğimizde şu anda da infak sözcüğünü irdeleyeceğiz. İnfak sözcüğü, bunun kökü nefaka, N harfi, F ve Kaf harfi. Bu ilk defa hani sözcükler yaratılırken Bedeviler tarafından at ve diğer canlıların ölmesi anlamında kullanılmış. Sözcük buradan gelmiş. Öyle. Sözcük daha sonradan da yok olma, tükenme anlamında, kök olarak anlamında. Şimdi bu sözcüğü hani nefaka kalıbıyla bu anlam ama bunu infak kalıbına götürecek olursak bu defa yani ifal babında türevi infak şekline dönüşüyor. Onun anlamı da yani sözcüğün anlamına göre tüketme, yok etme anlamı var. Şimdi burada tabii artık hani Bedevi'nin çöldeki hayatı bitip şehir hayatına geçtiği zaman şehir hayatında bu sözcüğü de malın, paranın, canın harcanması, tüketilmesi demek. Artık infak kalıbıyla tüketme anlamında. Burada hani bu sözcüğün Türkçemizde de çok türevleri var. Mesela şimdi nafaka sözcüğü. Nafaka sözcüğü de bu nefaka veyahut da infak kökünden gelme bir sözcüktür. Onun anlamı da nafakanın yenilerek, içilerek, yiyilerek tüketilen tüketim maddeleri demek. Nafaka dediğimiz zaman hani demek ki tüketim maddeleri. Hani özellikle aile hukukunda ki mesela boşanmış eşe nafaka, küçük çocuklara nafaka ödeme dediğimiz zaman işte bu nafaka ne demek? Onun, o çocuğun demek ki yenilerek, içilerek, yiyilerek tüketilen maddelerinin, tüketim maddelerinin karşılanması demek. Nafaka ödüyor demek. O çocuğun yani yiyerek, içerek, yani giyerek hatta kirasında şey yaparak bu tüketim maddelerini karşılama anlamında. Bak Türkçe'de de özellikle hukukta bu sözcükte böyle kullanılıyor. Şimdi gelelim Kur'an'ımızda geçen yani infak sözcüklerine gelecek olursak burada şimdi şöyle direkt olarak şöyle söyleyebiliriz. Bu şeyde Allah'ın emretmiş olduğu şeyde malın fazlasını Allah yolunda harcamak. Allah yolunda harcamak. Kur'an ayetlerinde bir şeyi daha var bunun. Böyle onu harcarken başta yakınlar olmak üzere onları nafakalandırmak, onların tüketim maddelerini sağlamak anlamındadır. Hatta şöyle söyleyeyim size, yeni yaşadığımız bir olay, değerli bir dosttan bir şey geldi. Öyle hani onu da size belirteyim. Şimdi şöyle yazmış dost kardeşimiz, Allah'ın selamı üstünüze olsun abim. Bakara 268, Allah yolunda mallarını harcayan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayan ve incitmeyen şu kimselerin mükafatları Rablerinin yanındadır. Onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de demiş. Bu bizim meal yani her zaman her kardeşimizin okuduğu bizim çevirimiz, bizim mealimiz.
Şimdi şöyle bir itiraz geldi buna. Ayette başta yakınları olmak üzere hani onların da nafakalandırılması ifadesi yok iken niye bu açıklamayı eklediğini sorabilir miyim demiş. Evet. Bu da haklı bir soru. Biz sadece infakı hani Allah yolunda harca, Allah yolunda harca derken yani burada niye başta yakınlar olmak üzere onların nafakasını sağla sözcüğünü de oraya niye koydun diye bana bir itiraz geliyor. Olay bu. Şimdi değerli dostlar bu itirazı yani bu o ilave o şeyi Hakkı Yılmaz durup dururken yapmadı. Kendi kendine de yapmadı. İşgüzarlık da değil. Onu hiçbir zaman yapmayız. Şimdi şöyle size söyleyeyim. O anlamı ben yine Kur'an'ımızın, yine Bakara suresinin 215. ayetinden aldık. Şimdi orada şöyle, siz de iyi inceleyin. Onlar sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını, neyi nafakalaştıracaklarını soruyorlar. Peygamber'e de sorulmuş bu. Allah yolunda neyi harcayalım? Neyi nafaka olarak verelim falan gibisini sorulmuş. Şimdi bakın burada dikkat edilecek şey şu. De ki hayırdan yani mal, zaman, bilgi verdiğiniz şeyler, sağladığınız nafakalar yani harcama yapıyorsunuz ya onlar ana, baba, en yakınlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Ve hayırda ne işlerseniz artık şüphesiz Allah onu en iyi bilendir. İşte bizim hani nafakalandırma, infak etme diye hemen kısadan kestiğimiz şeye Cenab-ı Hak bu ayette 215'te bir açıklama getiriyor. Neyi infak edeceklerini sormuşlar. Onlar neyi infak edeceklerini sormuşlar. Allah da şunu infak edin, bunu infak edin falan filan diye şey yapmıyor. Maddeleri vermiyor. Hani ona ne diyeceksin? Elbise giydirin, işte pirzola biftek yedirin, çorba içirin falan filan gibi bir şey demiyor. Bak şimdi burada Allah bu soru yani onun yani ne vereceklerini şey pek yersiz bir şey. Ama şimdi burada neyi, kime vereceklerini açıklıyor. İnfakın başta hani yakınlara, anaya, babaya, evet en yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışları onları nafakalandıracaksınız diyor. Biz de bu işte Bakara 215'teki Cenab-ı Hakk'ın bu açılımını Cenab-ı Hakk'ın diğer ayetlerindeki infaklarda onu da açarak, onu da oraya yerleştirerek herkese görsün diye sunduk. Onun için burada bizde neyi nafakalandıracaklar dediği zaman kime nafakalandıracaklarını da vaktiyle hepsini oraya Allah'ın izniyle biz de oraya koymuş olduk. Şimdi başka bir ayette bir şey daha var. Şimdi Bakara 219'da yine peygambere neyi infak edeceklerini, bakın neyi infak edeceklerini, bunun anlamını neyi Allah yolunda harcayacakları veyahut da neyi deminki ana baba vesaire şeyde nafakalandırmada kullanacaklarını soruyorlar. Oradaki cevap Bakara 219'da nedir biliyor musunuz? El afve. Afvı nafakalandıracaklar. Afvı. Af. Evet, şimdi af ne demek? Af sözcüğü şöyle fazlalık demek. Nasıl fazlalık biliyor musunuz? Onu da şey yapayım. Yani harcandığı zaman, başkasına verdiği zaman kendisini sıkıntıya sokmayacak bölüm demek. Bu sözcük de zaten şöyle şey yapılmış.
Geldiği yeri de ben size böyle şey yapayım. Hani terziye üzerinize ceket, pantolon falan giydirmek için hani 2 metrelik bir kumaş götürüyorsunuz. Terzi ölçüyor, biçiyor, size elbise olacak miktarı kesiyor, tamam şey yapıyor. Ondan belirli bir miktar kumaş parçası artıyor. Değil mi? O artan parçayı vermek işte afuf. İşte ona afuf deniliyor. Şimdi daha başka şeyler de şöyle söyleyeyim. Arapların bir şey daha var böyle. Hani ekilip biçilmeyen, ayak basılmayan işe yaramaz toprak. Yani senin kullanmadığın toprak da var, arazin var. Hiçbir işe yaramıyor. Öyle ekmiyorsun, dikmiyorsun. O zaman ne var? Onu tutmayacaksın. Onu vereceksin. İşte Cenab-ı Hak da burada biliyorsunuz hani mallarla ilgili hani Nisa suresinde bir şey var. Sizi ayakta tutan mallardır. Ayakta tutan. Muhammed suresinde de sizden Allah mallarınızı almaz derken sizi ayakta tutan bölümleri almaz ifadesi var. Evet. O zaman ne var? Sana lazım olmayan, kullanmadığın eşya, ihtiyacın olmayan para, onları sen de tutmayacaksın. Başta ihtiyaçları varsa yakınların olmak üzere ana babanın tüketim ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Ve ondan sonra da ne? Allah yolunda infak edeceksin. Nereden? Yani başta buradaki ayette demin şey yaptığımız ayetlerde ne vardı? Yetimler, miskinler falan filan vardı. Bu genel bütçeyi gösterir. Çünkü orada hani sadakalar harcanacak yerler ifade edilirken Tevbe suresinde orada o maddelerin hepsi kamu. Onun en güzeli kamuya teslim etmek. Şimdi öyleyse kamunun da herhangi bir taraftarlarına şuraya buraya tabi İslam toplumunda öyle bir hortumlama, suistimal falan filan da söz konusu olmaz. Şimdi infak dediğim gibi sana lazım olmayan bir şeyin senden tutulmaması, onu harcaman, onu para ise tedavüle sokman, öyle söyleyeyim, ihtiyaçlıya vermek. Aksine yani malın var, mülkün var, paran, pulun var, çok fazla var, ihtiyacından fazlası var. Onu kendinde tutmanın hani Arapçadaki adı da kenzdir. Yani yastık altına, küpte, mükte, bankada, çankada falan filan ihtiyacın olmayan parayı, altını, gümüşü tutmanın adı da kenzdir. Kenz de dünyada ve ahirette Allah'ın lanetlediği bir şeydir. Hatta Tevbe suresinde yani böyle kenz yapanların İhtiyaçlarından fazla malı, mülkü, parayı tutup işe yaramaz bir durumda bulunduranların o altınları, gümüşleri böyle hani ateşte kızdırılıp vücutlarına basılacağı, onların dağlanacağı tehdidi de var. Yine bir başka noktayı da burada şey yapayım. Bakara hani 195'te Allah kendinizi tehlikeye atmayındır. Kendinizi kendi elinize tehlikeye atmayın ve arkasından infak edindir. Yani sen infakı kullanmayacak olursan, infak etmeyecek olursan, sen toplumda makasın çok açılmasına ve sosyal patlamalara sebebiyet verirsin ve böylece kendi sonunu da kendin hazırlarsın anlamında bir uyarıdır. Evet, fazlalık İhtiyaçtan fazlası verilmeli. Verilmeyecek olursa tehlike davet edilmiş olur. Sosyal tehlikeler davet edilmiş olur. Ahirette de hani cezasının mahiyetini de Allah bildirmişti. Mümin kardeşlerimiz de burada evet ne yapacaklar? Başta ilahi kelimetullah için yani Allah isminin yüceltilmesi, İslam dininin yayılması için infak yayacaklar. İnfak da bu hani zekat da infakın kapsamı içerisindedir.
Şimdi şöyle bir şey daha kısaca değineyim. Burada infakta Allah affı vereceksin diyor. Yani fazlalığı vereceksin diyor. Ama zekatta fazlalık yok. Bir de îsâr var. İsâr'da da kendisine lazım olmasına rağmen verebilen yiğitlerden de bahsedilir. Haşr suresinde. Yani illaki bu koydu diye öyle yapacaksın diye bir şey yok. Onları da Cenab-ı Hak yani hani imanı ölçülendirme noktasında bizlere hepsini açıklamış oluyor. Evet. Şimdi nafaka ile ilgili, infakla ilgili Kur'an'ımızda hani onun yararları yani infakın kişiye yararları diye diyeceğiz. Mesela Cenab-ı Hak normal bir hasenede 1'e 10 vereceğini bahsederken infakta 1'e 700 veyahut da daha fazlasını vereceğini ifade ediyor. Hani bir buğday tanesi toprağa atılıyor. 7 vaşak, 7 vaşakta 100'er taneden falan böyle güzel anlatımlarla onu ifade şey yapar. İnfakın getirisinden, insanlığa yararından Kur'an'ımızda yüzlerce ayet var. Onları da infak ayetlerini Kur'an'dan incelemeniz dileklerimle. Evet. Şimdi geldik yine alfabetik olarak bir başka şeye ki bunun da çoğu yerde hani yanlış kullanımından dolayı çok yanlış anlayışlar olan bir sözcük. Bu ne ins sözcüğü, insan sözcüğü, bir de ins ve cin sözcüklerinin hani öbek olarak kullanılması da var. Öyle. Onlar da var. Onları da şimdi size yine alfabetik olarak onlardan bahsedeceğim. İns. Şimdi bu sözcük yani hatta insan sözcüğünün de kökü olan bu sözcük esası ins deriz de ens şeyinden gelme. Beş duyu ile hissedilebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran demek. Yani ins sözcüğünün şeyi anlamı bu. Evet, şimdi sözcüğün anlamı bu olmasına rağmen şöyle söyleyeyim. Evrendeki tüm görünebilen varlıkları kapsamasına rağmen bu sözcüğün sırf insana isim olarak verilmesinin nedeni insanın yaratılışı itibariyle karşılıklı ünsiyete muhtaç oluşudur. Yani bu ens sözcüğünün tamam bu tanıdık bildik ama bir de kişiler arasında ünsiyet, sevgi bağı oluşturmasındandır. Yani buna da bir muhtaçlık var. Yani insanın sosyal bir varlık olması, başka varlıklar ile ve özellikle de insanlar ile ilişki kurmadan yapamamasıdır. İnsan sözcüğünün anlamı bu. Yani sosyal bir varlık çevresiyle bir ünsiyet, bir bağ oluşturmazsa evet, o yaşayamaz tek başına. Yani bazı hani doğadaki varlıklar gibi, canlılar gibi tek başına yaşayamaz. İllaki eşe, komşuya, dosta vesaire muhtaç oluşundan dolayı bu sözcük aslında her şeye uyarlanabilecek bir sözcük olmasına rağmen insan için böyle kullanılmıştır. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim size. İns sözcüğünün, şimdi insana biraz daha şey yapacağım da önce insten gideyim. Bir de şöyle bir şey var. İns sözcüğü cin sözcüğüyle birlikte hani kullanılır. Yine tamlama, bütün öbek olarak kullanılır. Şimdi burada da bunu böyle şey yaptığımız zaman ins dedikleri zaman tek başına olsa insanlar anlaşılır. Sakıncası yok. Cin sözcüğüne de cin dediğin zaman cinler hani tanımadık varlıklar kişiler falan da anlaşılır tek başına. İns ve cinni bir arada topladığın zaman bu defa o tek başına insan, tek başına gizli varlıklar anlamından çıkar. Tüm herkes anlamına gelir bu sözcükte. Şimdi onun için bu şeyler de özellikle bu tamlama öbek halinde ins ve cin bir araya geldiği zaman bir insan grubu var. Hani bir de bizim görmediğimiz hani cin grubu var, cinler varmış.
Bir de onlar din varlıklar. Hani bunun da hani ta bu asırda bile işin mahiyetini bilmeden buna sahip olan, ıslarca bu cinlerden de bahsedenler falan var. Hatta Resulü Segal'in Peygamberimize, yani her iki varlığında elçisidir, Resulüdür deyip de peygamberi cinlere de peygamber yapanlar da var. Şimdi biliyorsunuz cinnileri gördüm, şöyleydi böyleydi diyenler var. Şimdi pek cin de diyemiyorlarmış da üç harfliler falan filan gibi ifadelerde hani kullanıyorlarmış. Şimdi Allah'ın çok gizli varlıkları var mıdır? Olabilir. Hani geçen daha bir sohbette de bir şey ifade ettiydim. Yani o bunların kaynağından. Çeşitli ayetlerde uzayda, evrende canlı varlıkların olduğu gibi canlı varlıkların içerisinde de bizler gibi akıllı varlıkların varlığını da ifade eden onlarca ayet var. Ama biz onlarla muhatap değiliz. Onlarla bizim bir ilgimiz yok. Şimdi halk arasındaki cin ve şeytan algısı İslam'ın koymuş olduğu ilkelere aykırıdır. Neden? İslam'ın bir ana ilkesi vardır. Nedir o? Hani La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye kapasitesinin üstünde yüklemez. Bunun anlamı şeyde hani İslam felsefesinde teklifi ma la yusak denir buna. Yani kişiye muhataba altından kalkamayacağı yükü yüklemek demektir ki bu Allah'ın adaletine aykırıdır. Şimdi görmediğin bir varlıkla mücadele edeceksin, kavga edeceksin, ondan kendini koruyacaksın. Hani nasıl koruyacaksın? Virüsten kendini koruyabiliyor musun? Ondan bile koruyamazsın. Onu hani laboratuvarda anca bulup ondan sonra korumaya şey yapıyorsun. Ya anlatılan yani o ne diyeceğim folklorik olarak halk kültüründe var olan cinle şeytanla nasıl mücadele edeceksin ki? Allah sana nasıl desin ki onu? Bununla mücadele ettiği onun adaletine sığmaz. Bunu kısadan geçiyorum. Burada bu ins ve cin kavramlarını şöyle diyelim. Hani diyelim ki mesela doğu batı sözcükleri doğu biliyorsunuz tek başına güneşin doğduğu yeri şey yapar. Batı sözde güneşin battığı yeri coğrafi olarak anlatır ama aslında biliyorsunuz güneş ne doğar ne batar yani bu ta ilkel zamanda tespit edilmiş şeylerin yanlış olarak kullanılmasının devamıdır. Ama şimdi doğu batı dediğimiz zaman bu sadece ikisini kapsamaz şimdi böyle. Nedir o? Bütün yönleri kapsar. Evet, ikisini birden şey. Mesela Rabbül Maşrigayn ve Rabbül Mağribi. Allah doğunun batının Rabbi dedin değil mi? Güneyin, kuzeyin falan hani Rabbi değil mi Allah? Yok. İkisi bir araya geldiği zaman onları da kapsar. Şimdi bunun daha ötesinde dünya üzerindeki bütün ifadelerde yani her dilde bu tip şeyler söz konusudur. Mesela yaş kuru sözcükleri de bunlardan bir şey varsa. Nedir? Mesela şimdi Enam suresinin 59'da da yaş kuru hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta olmasın. Yaşla kuru mu? Demek istenen burada. Burada değil. Yani canlı veya cansız her şey bu kitapta her yani insanlığa lazım olan her madde, her bilgi o kitapta mevcuttur demek. Hani sabah akşam sözcükleri de öyle. Hani bundan evvelki sohbette de bir sabah çalıştım, bir akşam çalıştım değil. Sabah akşam sürekli çalıştım demek. Her zaman böyle şeyde. Yine Kur'an'da işte Firavun sabah akşam hani ateşe sürülür dediği zaman günde iki defa hani azap edilir anlamında değil yani. O sürekli azap içinde olduğunun da ifadesidir. Yine hani Allah yolunda hani kendisini öldürmüş kişiler var ya Allah yolunda ölenlerine nimetlendirdiğinde aynı şey. Öyle o da aynı ifadeyle onlar sabah akşam hani rızıklandırılır dediği zaman yine aynı bir sabah yemek verilir, bir akşam yemek verilir anlamında değil. Sürekli Allah'ın nimetlerine mazhar olmuş insanlardır anlamında şey yapar. Bu sözcükler de hani çok şey. Yani öyle
kullanılan her dilde de var. Yani ben bunu İsveç'in şeyinde makalede burada onu şey yaptım ama şimdi burada ben bir başka şeye hani geleceğim. Hani burada ne dedik? İnsan sözcüğüne geleceğim dedim. İsveç'inden gelerek. Şimdi burada insan sözcüğünün Kur'an'da apayrı bir noktası var. Nedir o? Şimdi insan sözcüğü de bu hani deminki bahsettiğim enese sözcüğünden hani gelme. Bu da beş duyu ile hani hissedebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran demek bunun anlamı. İnsana verilmesinin sebebi de yani her varlığa denebilirken sırf insan üzerinde bunun yani yoğunlaşmış olması kullanımının insanın sosyal bir varlık olduğundan demiştim. Evet, şimdi şöyle bir şey var söyle. İnsan sözcüğünün hani sözcük anlamını burada belirttik. Ama Kur'an'da insana verilmiş yani insan denen varlığa verilmiş belirli nitelikler var. Allah'ın farklı tanımları var. Onu şöyle söyleyeyim. Mesela burada çok basitten şey yapacağım bunu kitaplarımızda uzun yazdığımızda burada öz olarak anlatıyorum size. Rahman suresinin birden dördüncü ayetinde Rahman allemel Kur'an halekal insan allemehul beyan. Evet burada Rahman ki Allah yani şöyle söyleyeyim bu sözcüğün hani Rahman suresinde yer alması inişe göre bundan evvel inmiş surede bahsedilir. Yani müşriklerin bu Rahman da kimmiş ki falan gibicesine bir sistemleri vardı da ona cevap olarak bu sure geldi işte öyle. Burada Rahman, şimdi biliyorsunuz Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ı temsil eder o sıfat. Kur'an'ı yani öğrenip öğretmeyi öğretti, insanı oluşturdu. Ona hayır ve şerri, iyi, kötüyü ayırmayı öğretti. Evet, bu ayette insanın güzel bir tanımı vardır. Şimdi eskiden hani mantıkta, felsefede yani böyle insanın bir şeyi vardır, bir tanımı vardı. Genellikle ben kısadan bahsedeyim. İnsana hayvanın natık derlerdi. Yani konuşan canlı. Şimdi hayvan deyince biraz hani böyle hakaret sözcüğü zannediliyor. Hayvan canlı demek yani. Onu söyleyeyim. Hayvanın natık dediğin zaman konuşan canlı. Şimdi yaratılmış canlıların içerisinde hani insandan başka da konuşan olmadığından insanın tanımıydı bu. Yani 2500-3000 sene evvel böyle bir felsefecilerin böyle tanımları oldu. Şimdi daha sonradan da düşünen hayvan dediler, okuyan hayvan dediler, dediğim gibi dik yürüyen hayvan dediler vesaire falan gibicesine bunlar felsefenin konusu. Orada uzun uzun anlatıldı. Burada Allah'ın bahsetmiş olduğu bir başka özellik var. Bakın çok enteresandır. Bu Allah'ın koymuş olduğu insana bu nitelik çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Şimdi her hayvan yani bunun küçüğünden büyüğünden hepsini ne diyelim kediden köpekten fil balina vesaire falan aslan kaplan falan filan hepsine şey yapacak olursanız o da hayvan doğar. Herkes kendi şeyinde doğar. Bakın buraya iyi dikkat edin. İnsan ise ilk doğduğu zaman insan değildir. Nedir o? Sonradan insanlaşır. Bakın insan sonradan insanlaşır. Önceden o da sıradan bir canlı tipindeyken sonradan insanı denilmiş. O nedenle bu ayete göre şimdi öğrenip öğretmeyenler beyanı bilmeyenler insan suretinde olsalar da insan sayılmıyorlar. Allah'ın bu ifadesine göre insan dediğin zaman öğrenecek, öğretecek, iyi, kötü, güzeli, çirkini ayırabilecek, beyanı da bilebilecek bir yaratıktır diyor Allah. Evet, insan yani doğal yetenekleriyle iyiyi, doğruyu, yararlıyı, zararlıyı
tam tamına kavramaya yeterli değil. Bir yere kadar kendisini korur, o ayrı bir şey. Onu hani Şems suresinde ve elhemeha fucuraha ve takvaha da girer. Yani insanın doğasında da hani bir şeylik var, fıtrat dini var ama bunun ötesinde nedir insan? Mesela şöyle diyeyim, zalimdir, nankördür, sevinç delisidir, ümitsizdir, cimridir, bencildir, güçsüzdür, acelecidir, hırslıdır, sabırsızdır, tahammülsüzdür, şehvetperesttir. Böyle bu özellikleri var. Evet, işte bunların bu özelliklerini hani insanın giderilmek için ne yapacak? İşte o zaman şöyle beyana okuyup öğrenmeye ihtiyacı vardır. Ve hani şimdi şöyle yani modern mantık ve felsefede de insan ne derler? Okuyup yazmanın ürünüdür derler. İnsan sıradan yani canlılardan bu şekilde ifade edilir. Şimdi Cenab-ı Hak bunu da İnsan suresinin hani 1 ila 3. ayetinde yine tuhafınıza gider. Bu İnsan suresi de Rahman'dan sonra yani da Ra suresinden sonra Ra suresinde bu Rahman da kimmiş diyorlar diye ona cevap olarak şey yapar. Bakın insan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken dehirden yani milyarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette geçti. Yani insanın böyle yani bugünkü aşamaya gelmesi yani bu tekamül evrim dediğimiz şeyin gerçekleşmesi milyarlarca yıl ahsen-i takvim içerisinde yaratılmış ama ondan sonra da bugünkü aşamaya gelmesi hem fiziki yönden hem zihinsel yönünden akıl fikir şeyinden çok zaman geçmiş. Şüphesiz bir insanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık. İyi kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, isterse nankörün teki olsun yani. Evet. Şimdi burada da gördüğümüz gibi insan dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bunları bilgilenmeyle, bilgiyle, iyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırmayla böyle niteliyor. Demek ki şöyle diyelim, bir varlık ki yani bir insan suretindeki bir şey ki böyle öğrenip öğrenmeden uzak, böyle söyleyeyim, iyi, kötüyü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı falan da ayıracak bir donanımda olmuyorsa onun şeyi insanlığı sorgulanmalı. Kısacası dostlar şöyle söyleyeyim. İnsan öyle söyleyeyim. Gelişmiş bir beyine sahip, sosyal yaşamı olan, soyut düşünme yetisine mükellef tutulacak düzeyde yani iyiyi kötüyü ayırt edecek düzeyde sahip akıl ve zekaya sahip. Okur yazarlığı, dil, alet kullanma ve üretme kabiliyeti olan varlık demektir. Ki bu özellikler kendisine yaratılıştan Allah tarafından sağlanmıştır. İnsan da bu demek. Evet, bu sohbeti de burada nihayetlendiriyoruz. İnşallah başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.